Herkül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Öyle anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak sizin önünüzü açtıkça, hizmette size başarılar ihsan ettikçe, bugün o dille mesele ifade ediliyor. Dil olimpiyatları deniyor. Mesele sevgi mülazasına bağlı, kardeşlik mülazasına bağlı götürülüyor. Siz aynı zamanda o dünyalarda, 140 ülke dediler değil mi? 140 ülkede. 1000 tane okulunuz varsa, siz aynı zamanda dilinizi öğretirken geçmişten tevarüs ettiğiniz ruh ve mana köklerinizden süzülen üsareleri de onlara işliyorsunuz demektir. 5-10 sene sonra belki bütün o dünyada bir sürü dostunuz olacak ve size bir yerden bir fiske geldiği zaman bir sürü ses yükselecektir. Dünya çapında çok geniş bir koro olarak bir ses yükselecektir. Bunlar meselenin güzel yanları. Fakat bir de siz böyle burada yükselirken, trend yükselirken sizi uzak dairedekiler hazmedemeyecek, çekemeyecekler. Bir dönemde baskıyla, tazyik ile, balyozlarla, belki tokmaklarla, milletin başına vurarak onları kendilerine benzeten insanlar, siz de bir gün aynı şeyleri yapacaksınız mülazasına kapılarak şimdiden bir kısım düşmanlık projeleri oluşturmayı düşünebilirler. Buna düşmanın cefası diyebilirsiniz. Ve buna bir eyvallah da çekebilirsiniz. Düşmanın cefasına eyvallah, her türlüsüne. Fakat veri tarafta dost dediğiniz insanlar, sizinle aynı kıbleye yönelen, ayaklarının bulunduğu yere başlarını koyan, iki büklüm olan, yüz yere süren ve tevazuyla Allah nezdinde yükselmeye namzet olduklarını gösteren insanlar içinde de bu yükselişi hazmedemeyen insanlar çıkacaklardır. İşte bütün bu olumsuz negatif şeyler karşısında düşmanın cevri cefası, zulmü ve itisaf tavrı ve dostların da böyle vefasızlığı karşısında kaldığımız zaman bile mazur görmesini bilmek lazım. Mefisto dünden bugüne biraz daha profesyonel hale gelmiştir. Bizim toylaşmamızla makusen mütenasip. Biz toylaştıkça o daha profesyonel bir hal almıştır. Dolayısıyla salacaktır onları üzerinize ve onlara zulüm yaptırtacaktır. Mümin, mümine zulmedecektir. Şayani teessüf hadiselerde bulunacaktır. Zulme, zulümle mukabele etmek suretiyle zalim olmamaya dikkat edeceğiz o zaman. Tekme vuracaklar, tokatla üzerimize gelecekler, yaşama haklarından mahrum etmek isteyecekler, bu kadar ağır şartlar altında bile peygamberane tavrın değiştirilmemesi çok önemlidir. Yunus gibi davranmak lazım. Mevlana gibi davranmak lazım. Siz o zaman da kollarınızı açacak diyeceksiniz, gel kardeşim, seni bağrıma basayım, çünkü sana da bağrım açık, alemi açık olduğu gibi. 72 millete bağrım açık. Sen 73. sen, sana da bağrım açık demesini bileceksiniz. Dosta da bağrını açacaksın, düşmana da bağrını. Şiddeti, hiddeti, öfkeyi, gılzeti, nefreti, her türlü mesaviyi ve terabbüsü şerri diyeyim ben. Sizin hakkınızda olumsuz planlar yapmayı, böyle davranmak suretiyle yumuşatacak, zararsız hale getireceksiniz. Başınıza adeta gökten meteorlar yağacak. Mülayemetiniz onları paramparça edecek. Adeta aleme şölenler yaşatacaksınız. Işık şuaları halinde alemin başına yağacak. Böyle olmazsanız vahdeti ruhiye temin edilemez. Dünyada huzur temin edilemez.
Evet, alemin kötülüğü bizde kötülük duygularını uyarmak değil, belki onları bastırma adına alternatif sistemler oluşturmaya sevk etmeli. Bu nükleer bombayı ne ile savarız? Alternatif yöntemlerle sevk etmeli bizi. Bu radyoaktif şeyleri ne ile savarız? Zararsız hale getiririz. Şu zararlı şeyleri ne ile nötralize ederiz? Bütün kötülüklere karşı böyle durulmazsa, böyle mukabelede bulunulmazsa, karşılık verilirse bu defa fitne ve fesat fasit daireleri oluşur. Kısır döngüler oluşur. O size bir fitne, bir fesat, siz ona bir fitne, bir fesat, hafizanallah. Bir fitne olur iki fitne, bir fesat olur iki fesat. Onlar iki yaparlarsa, siz de iki yaparsanız dört olur. Fitne ve fesadın önünü kesmek, gıybeti iftiranın önünü kesmek, insanlara günah işletmeme meselesini temin etmek, öyle bir atmosfer oluşturmak fevkalade mülayemete, affetmeye bağlıdır. Affetmeye bağlıdır. Affu saf ile muamele eder, müsamaha ile davranır. Kusurlarına göz yumarsanız unutmayın, Allah da gafur ve rahimdir. İşin ağır yanını taşımak size düşüyor. Bizim ömrümüz vefa etmeyebilir. Gelecek size emanet. Mülayemet de size emanet. Müsamaha da size emanet. Affetme de size emanet. Kusurları görmeme de size emanet. Allah ahlakıyla ahlaklanmak size emanet. Tehallakû ve ahlakillah.